belirli tahıl çeşitlerinde bulunan bir protein türü olan gluten, çeşitli paketli ve işlenmiş gıdalarda da bulunmaktadır. Sindirim sisteminin glutene karşı alerjik tepki göstermesi sonucunda vücutta bazı belirtilerin ortaya çıkması durumuna gluten intoleransı yani gluten hassasiyeti adı verilmektedir. Gluten hassasiyeti için kesin bir tanı konulmasını sağlayan bir kan testi veya endoskopi gibi bir yöntem yoktur. Bu neden ile insanların bu konu hakkında bilgi sahibi olması gerçekten çok önemlidir. Bugün sizler için gluten hassasiyeti belirtilerini ve hangi besinlerde bulunup bulunmadığını araştırdık. Videoya geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Gluten hassasiyetinin belirtileri. Gluten içerikli bir besin tükettikten sonra fark edilecek seviyede bir yorgunluğun oluşması. Özellikle glutenli gıdaları tükettikten sonra görülen yorgunluk ve halsizlik hali gluten hassasiyetinin en belirgin göstergelerinden biridir. Burada gluten içermesinden bağımsız olarak dikkat etmeniz gereken, tükettiğiniz kolay sindirilebilen bir besin ise kan şekerini çabuk yükseltip sonrasında normal değerinin altına düşürebilir. Bu yorgunluğun gluten hassasiyeti sebebiyle olduğunu fark etmeniz için tükettikten sonra yorgunluğa sebep olan besinlerin içeriklerini dikkatli bir şekilde incelemeniz önemli olacaktır. Gluten içerikli bir besin tükettikten sonra sindirim sorunlarının yaşanması. Sıklıkla görülen şişkinlik ve kronik kabızlık gibi durumlar gluten hassasiyetini işaret ediyor olabilir. Glutenli bir besin tükettikten sonra baş dönmesi sorununun yaşanması. Sıklıkla baş dönmesi, denge hissinin kaybı gibi belirtilerin görülmesi gluten hassasiyetinin habercisi olabilir. Gluten içeren ürünleri tükettiğiniz dönemlerde baş dönmesi sorunu yaşayıp yaşamadığınızı analiz etmek burada önemli bir nokta olacaktır. Gluten içerikli besinleri tükettiğimiz dönemlerde hormonal dengesizliklerin yaşanması. Gluten hassasiyeti bulunan insanların gluten tüketmeleri sonucunda hormonal dengesizliğe bağlı gelişen durumların yaşanması muhtemel bir durumdur. Gluten tüketimi sonrasında baş ağrısının oluşması. Migren tipi baş ağrısı sık sık yaşanıyorsa gluten hassasiyeti belirtisi olabilir. Burada durumu analiz etmek gerçekten önemlidir. Gluten tüketimi sonrasında vücutta enflamasyonların oluşması. Parmaklar, dizler ve vücudun belirli yerlerinde iltihap ve şişkinliğin oluşması da gluten hassasiyetine bağlı gelişebilecek durumlar arasında yer almaktadır. Gluten içerikli bir besin tüketildiğinde tavuk derisi sorununun yaşanması, üst kollarda görülen ve keratosis pilaris de denilen pütürlü deri döküntüsü, glutenin bağırsaklara zarar vermesi sonucu yağ asitleri ve A vitamininin verimli bir şekilde kullanılamamasından kaynaklanıyor olabilir. Gluten hassasiyeti nasıl test edilir? En başta da söylediğimiz gibi gluten hassasiyetinin kesin tanısı için uygulanan bir test yoktur. Uzmanlar tarafından gluten hassasiyetinizin olup olmadığını anlamanın en iyi yolu eliminasyon diyetidir. En azından 1-2 hafta kadar gluten içeren ürünleri hiç tüketmemek, sonrasında tekrar tüketmeye başlamak ve vücutta meydana gelen değişimleri dikkatlice gözlemleyerek not almak glutenin vücuttaki etkilerini anlamanız için gerçekten önemli bir nokta olacaktır. Peki, gluten içeren besinler nelerdir? Diyette en yaygın gluten kaynakları şunlardır. Buğday unu, buğday nişastası, kahverengi un, arpa, çavdar, ekmek, pide ve lavaş gibi ürünler, pasta, kek veya turta, kahvaltılık gevrekler, kurabiyeler, bisküviler ve krakerler, bulgur, kepek, irmik, makarna, erişte gibi unlu mamuller. Kısaca çoğu market ürününün içerisinde gluten bulunmaktadır. Eğer glutene karşı duyarlılığınız varsa ürünlerin etiketlerini kontrol etmeniz gerçekten önemlidir. Bunun yanında gluten içermeyen ürünlere bakacak olursak tahıllar alanında kara buğday, beyaz ve kahverengi doğal pirinç, kinoa ve benzeri ürünleri sayabiliriz. Baklagiller arasında ise nohut, bezelye, mercimek, fasulye gibi ürünler listenin başlarında yer almaktadır. Bugün gluten hassasiyetinin belirtilerini, gluten içeren besinleri ve içermeyenleri hep birlikte inceledik. Siz de bu bilgilerden faydalanıp beslenme programınızı düzenleyebilirsiniz.
Tabii ki de ciddi ve ilerlemiş bir probleminiz varsa bu konuyu uzman hekimlere danışmak en mantıklısı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.